Yani bizim istediğimiz şu, bak, belediyelere yetki adı altında federasyona kapı açılmayacak. Federasyon şu bu falan hiçbir şey istemiyoruz. Ama hem Cumhurbaşkanı hem Başbakan olabilir. Yani bir kişinin yönetmesi bu çok makul. Buna bir şey demiyoruz. Bununla ilgili bir alıp veremediğimiz yok. Ama federasyona tamamen kapalı. Yani tamamen kapalı. Ayrıca belediyelere yetki verme konusunda emniyet, yani yargı, emniyet, yargı ve eğitim. Bunlar belediyelere verilemez diye şerh düşülmesi lazım. Yani ilkokul, ortaokul, lise öğretimi sen verdin mi onlara? PKK'nın yönetiminde bir yerse bitti. Al sana PKK eğitimi. Adama diyeceksin ki emniyette senden sorulur. Dağdan indirir PKK'lıları. Teröristleri. Polis diye başımıza diker adam. Yargı PKK'lı hakimin karşısına mı çıkacağız biz? Değil mi? Olmaz böyle. Yani buna kapıyı tamamen kapamak lazım. Anayasa maddesiyle kapatılması lazım. Bunun dışında çok normal yani. Hem başbakan olsun hem cumhurbaşkanı istediği gibi nasıl istiyorsa yapsın. Yani kolaylaştıracak şekilde yönetimi, hızlandıracak şekilde. Orada bir sorun yok. Bir de kendisi gibi yetkili başkan yardımcıları olursa mesela işini kolaylaştırmak için yapabilir böyle bir şey de. Yani 3 kişi veya 7 kişi başkan, cumhurbaşkanı yardımcısı. Dün Şamil Tayyar televizyonda başkan yardımcısı olsa Devlet Bahçeli'nin de olabileceğini söylemişti Adnan Bey. İki başkan yardımcısı, bunlardan biri de Devlet Bahçeli olsa iyi olur gibi fikrini belirtmişti. O konu zaten o yönde olacağı hissediliyor, anlaşılıyor. O öyle de olması gerekir zaten. Onlara da yine aynı şekilde geniş yetki vererek yükü üzerinden alabilir Tayyip Hoca. Yani çünkü her yere, her şeye yetişmesi onu yorar. 2 tam yetkili başkan yardımcısı olsun o zaman. Madem öyle düşünüyorlar. O başkan yardımcılarının da yardımcıları olabilir. Yahut başkan vekili olabilir. Başkan vekili. Vekalet olabilir. Başkan vekili. 2 tane başkan vekili. Ve başkan vekil yardımcıları olabilir. Sonra 3'er tane de onların yardımcısı olabilir.